Abi ne soracaksın? Abi ekonomi zaten ortada kardeşim. Ekonomiyi soracağına adalet var mı diye sor. Ülke zaten mafyanın elinde. Mafya yönetiyor ülkeyi kardeşim. Daha neyi anlatmaya çalışıyorsunuz yani? Yargı yok, savcı yok, denetleme yok. Yani neyi soracaksın yani? Ekonomi, sadece ekonomi mi yani şu an? Şu an bence sorun ekonomi falan değil abicim. Adalet yok, yargı yok, savcı yok. Ya görüyoruz kardeşim. Twitter'dan takip ediyorum. Her gün neler nelerle karşılaşıyoruz yani. Ya bırak ekonomi abi. Valla ülke elden gitti anasını satayım. Ona düşman, bunu düşman. Herkes almış. Yok bayrak, vatan, millet, beka, Sakarya ama öbür taraftan götürüyorlar ya. Ülkeyi mahvettiler kardeşim yani. Bunu sorgulayacak, soruşturacak bir tane savcı yok. Çünkü savcının da kaseti var onda. Savcının da yazışmaları var, kaseti var. Onun da götü bokludur. Affedersiniz. O yüzden demek ki çıkmıyor, konuşmuyor kardeşim. Bitmiş kardeşim. Neyi tartışıyorsunuz yani? Sadece ekonomi mi yani? Ne ekonomisi yani? Yargı yok kardeşim yani. Düzelmez, mümkün değil. Gene gelecek, gene vuracak, gene gül. Ben HDP'liyim, Demirtaş'ı destekliyorum kardeşim. Ama yok yani. Onun gibi de cesaretli adam, gel göster bana bakalım kardeşim. Zeytinburnu'ndaki adama sorayım, kime oy vereceksin? Tayyip'e oy vereceğim belediye başkan döneminde. Ya bunun belediye başkanı, bunun Tayyip'le alakası yok kardeşim. Adayı tanımıyorum ki diyor. Ulan niye adamı, adayı tanımıyorsun, kime vereceksin? AK Parti'ye vereceğim, şeye vereceğim, Tayyip'e vereceğim diyor. Bildiği bu. Ulan adayı bir tanı bakayım aday, yani kimdir, nedir? Yok abi, sorgulama yok. Ne dini biliyoruz, ne siyaseti biliyoruz, ne hiçbir şey bilmiyoruz kardeşim. Hiçbir umudum yok kardeşim, kusura bakmayın. Altılı masadan bir şey çıkacağına kimse inanmıyor, ihtimal de vermiyor. Bunların meselesi Tayyip Erdoğan'ı göndermek. Dış güçle bunlar o altılı masa kurmuş, Tayyip Erdoğan'ı gönderin de ne yaparsınız yapın. Mesele Tayyip Bey. Yurt dışındaki basın Tayyip Bey'i övüyor, bizimkiler burada şey yapıyor, gömüyor yani. Böyle bir sistem, onun sebebini araştırmak lazım. Tayyip Bey 10 numara yani, ben şu anki ortamda Tayyip Bey'in kalması lazım. Bir devre daha kalsa Tayyip Bey, ondan sonra gönderseler, isteseler de gönderemeyecek. Çünkü başka alternatifleri yok. Bunların için yıkmak için geliyor. Bir muhalefet gelirsen ben bunu yaparım demesi lazım değil mi? Bunlar yıkmak için geliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir muhalefet olabilir mi? Ben geleceğim yıkacağım. Ben geleceğim yıkacağım. Böyle bir muhalefet dünyada yok ya. Kimine yıkacak? Dış güçlerine yıkacak. Bunu kimine yıkacaklar? Dış güçlerine yıkacaklar. Kendi yıksa, kendi millet istese de bu hükümeti yıksa da gelse baş üstüne. Türkiye'de bağlılık var, ekonomi krizi yok. Çünkü ekonomi krizi olan bir ülkede maaş artırma şansı var mı? 99'da maaşı ödemek için, maaşları ödemek için Avrupa'dan para dilenmediler mi bunlar? Pahalılık var. Ona herkesin katılması mümkün değil. Katılıyoruz yani. Ama ekonomi krizi o kadar. Çözebilir mi mevcut hükümet bu hayatta? Zaten Tayyip'ten başka çözecek kimse yok. Fakire veriyor. Ona veriyor, buna veriyor. Ya vermediği, yardım etmediği kimse yok ki. Yani ya, bu kadar yardım daha kim gelecek? Var mı CHP'nin belediye kazandığı bir yerlerde sosyal bir şey var mı? Ne işçisine, ne insanlara bir yardımı var mı? Sosyal bir yardımı var mı? Ya buna CHP iktidarda biliyor. Bakalım anlatıyor. Ya, belediye faaliyetleri. Belediye diyor. Evet, belediye. Belediyede kazandığı önceki belediye. Önceki ne yaptı? Önceki bana uydur. Şimdi bak, Urfa'da değil ki elektrik paralarını ödeme. CHP İzmir Belediye Başkanı değil mi? İzmir değil ki. Ya oraya ödemediysen bizden de alma. Şimdi İzmir halkı doğru söylemiyor mu? Yalan mı söylüyor? Ya, sen Urfa'ya diyorsun ki elektrik ödeme. Sen İzmir almışsın. CHP İzmir'in elinde. Bana öde. Sen ona ödeme, bana ödeme. Onun öde devlet mi yönetilir? Ya, vallahi sen yanlış anlıyorsun. Vallahi bırakacağım diyor. Bunları suçsuz ile yatıydı ya. Ya biz yaşamışız. Olur mu canım, öyle bir şey olmaz. Ağacılarda 3,5'da ben yaşamışım. Bütün terör örgütlerine nalet olsun. Ben de nalet getiriyorum. Gözünü ama öyle ben. Kılıçdaroğlu yahut da şu bu dememişler, biz FETÖ örgütünü bırakacağız, bilmem serbest bırakacağız, öyle bir şey tane, yok. 50 tane özel hareket. Sen yanlış anlamışsın. Tepesine gelip de ama baksana diyor demiş. Ya. Yanlış anlamıyor, anlıyor. Ya, yanlış değil. Sen ülkeni tanımıyorsun. Ben ülkemi de 74 senedir hepsini de tanıyayım. Siyasete de çok ben de seni iyi kadar, devletimi biz de, de insanları seveyim. Da seviyoruz, milleti de seviyoruz. Ben, yanlışa yanlış de, doğruya doğru de. Hiç yalan konuşmam ben. Hiç konuşmam, hiç konuşmam, hiç yalan konuşmam. Ben demiyorum yalan konuşuyor, yalan konuşmuyorsun. Ama her şeyi muhalefetin suçuna atıyorsun ben ya. Ben bildiklerimi yok, söyleyeyim. Yok, muhalefetin suçu varsa onu da de, iktidarın varsa onu da söyle. Ben baştan söyledim. He, her senin olsun. Mi? Hükümetin şu Suriye konusu dıştan gelen konu. Evet, yol geçen de, bana da göre. Baba, yol geçen ama san. Biri de çoluk çocuklu. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Evet. Çoluk çocuklu evet. Sınıra geliyorsa elinde bebesi var, şu var. Onlar alınır içeriye. Her ülke almak zorundadır. Ama Afganlarda hepsi 20 yaşlarında.
Böyle eli eli yüz yüz. Sen gördün değil mi bunları? Ya, Suriye'de da, de hepsi genç, hepsi şey kaçmış Türkiye'nin içine girmiş. Bir şey söyleyeyim yarın mi öbür sana? Gün onlar da bizim için sorun olacak. Ya, bir şey daha onun için muhalefet de tamam. istemiyor yani. Bu kadar basit. Şimdi bak o gençler var ya. 2040 yılında bir dakika 2040 yılında bunu hesaplamışlar. 2040 yılında 35 milyon olacak biliyor musun? Çünkü hani sen ülkeni seviyordun sen. Gençler geliydiysin ya. Bugün konfeksiyonlarda çalışanın %50'si bunlar. Ülkeye. Çalışıyor, ekonomiye de bir getirileri var bak onu inkar etmek zorundayım. Bir sor iş adamlarına. Konfeksiyoncular işsiz kalıyor ama. Hı? Bizim konfeksiyoncular işsiz kalıyor. Sigorta ödemediği için işveren onu tercih ediyor. Bizim insanlar var ya, yatıyor, ya gel çalış diye adam gidip çalışmıyor ya. Gözünü seveyim. Emekli babası, emekli anası oradan alıp bir çalışmıyor ya. Sen başka şehirde yaşıyorsun dayı ya. Abi şuraya çıkmaya yeterli. Baksana şuraya. Bak millet fakirlikten görüyorsun sıraya girmiş. Şurayı çeksen yeterli abla zaten. Görüyorsun atılıyor orada. Ne bileyim ben. Ben emekliyim. 3800 lira maaş alıyorum. Her şey konuşuluyor burada. Doğru mu abi? 6000 lira kira veriyorum. Bu Allah'tan rıva mıdır ya? Ne döneme gelmiş? Artık bu söyleyecek zor nokta. Bunun başka bir açıklaması yok kardeşim ya. Geçinebiliyor musun abi? Hayır ya ne geçineceksin ya? Bankalara borçlanıyorsun ya. Nereye geçiniyorsun ya? Mesailer olmasa abi acımızdan ölmüşüz ya. O noktaya gelmişiz abi ya. Gecemiz, gündüzümüz çalışmakla geçiyor. 11 senedir ben köyüme gidememişim. Neden? Parasızlıktan abi yetiştiremiyoruz yani. İki yakamız bir araya gelmiyor ya. Daha bunun neresini destekleyeceksin? Neresine oy vereceksin kardeşim? Abi AKP'den başka hepsine de veririm ben. Ben atamdan, cedimden, neslimden kalan yani bütün sülalem Cumhuriyet Halk Partisi'ne verir. Bizde bayrak sevgisi var abi. Biz bu bayrak sevgisini bırakmayız. Benden sonra gelen nesiller de bırakmayacak. Her şey geçicidir ama Cumhuriyet kalıcıdır. Başka da bir şey demiyorum abi. Şu anda ekonomik biraz şeydir yani yemeklere zam gelmiş, marketlere zam gelmiş. Millet kendi geçinemiyor. Siz geçinebiliyor musunuz? Ben hurdacılık yapıyorum. Allah'ın takdiriyle kendime geçiniyorum. Bunu Sayın Cumhurbaşkanıma tek bir şey söylemek istiyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten liderdir yani. Başka bir parti gelirse bizi alaka etmez. Babam biz Kürt'ük. Kürtlerle Türkiye her zaman kardeş değil mi? Bu Suriye'yi burada çıkaracak bu bir. Afganları çıkaracak iki. Ve Türkiye Kürtlerle kardeşim vatanımız toprağımızdır. Bu zaten ki her yerde zam var. Sayın Cumhurbaşkanımız eline gelene kadar zamları indirecek. Ey çağı millet rahat edecek, evine ekmek götürecek, kaşık çorbası kaynanacak. Yani biz çalışıyoruz, ben hurdacılık yapıyorum, geçiniyorum Allah'a çok şükür. Kimseye de boyun eğmem, Allah'a çok şükür. Bu vatan bizim vatanımızdır, milletimizdir. Sadece de Afganistanlılar ve Suriyelileri burada göndermesi lazım. Gönderirse Kürtlerle Türklerle rahat edecekler, ekmeğine bakacaklar, çalışacaklar, kazanacaklar. Kardeşim bu adamlar buraya gelecek. Suriyeliler yarın bir gün Cumhurbaşkanı Allah başına bir iş getirmesin. Ölürse giderse bu Suriye kimle olacak, ne olacak? Devlet kuracak ve Kürtleri Türkleri başımızın önüne keserdik, kesecekler. IŞİD gibi. Hayır biz bunu müsaade etmiyoruz. Kesinlikle. Sayın Cumhurbaşkanımıza ne diyoruz? Bunu ekonomiyi düşürsünler, vatana millete sahip çıksınlar, halka sahip çıksınlar. Yine de oyları kazanacak. Saygılarım. Ya şimdi 2 sene önce 2800 alıyordum. Geçinebiliyordum. Şimdi 7,5 alıyorum. Geçinemiyorum. Ya, net özeti bu. Yani hayat çok pahalı. Ne kadar olmalı geçinilebilmesi için kazançlar? Yani şu an kişi başı en az 15 milyar alması lazım ki geçinebilsin. Yani ev sahibi olan için diyorum. Bir de kirada olsa daha farklı. En az 20 milyar. Evet. Yani her şey bütün ev ihtiyacı. Zaten ekstradan bir şey yapmıyoruz. Sadece yapması gereken yapıyoruz. Sinema yok. İşte sosyal faaliyetler yok. Ben 3 tane çocuk geçindiriyorum. Dershane 1600 TL dershane ücreti veriyorum. 2 tane öğrenci. Bir tane de küçük. 7,5 lira alıyorum. Allah'tan ev sahibiyim. Kiracı olsaydım İstanbul'da 2 ay yaşanamazdım. Yani yine de düşünüyorum köye gitmeyi. Ama zor, hayat zor. Değiştireceğiz. Bir iktidar 20 sene kaldığı müddetçe bu şekilde devam eder, kötüye gider. Siz değişti. Kim gelmedi? Gönlünüzden yani, geçen biri var mı? Gönlümde gelmez. Gönlümdeki şu an içeride. Önümüzdeki pazar bir erken seçim olsa tercihiniz kimden olurdu? Selahattin Demirtaş. Neden peki? Neden? Çünkü adam Türkiye'yi kucaklıyor. Biz bütünüyle kucaklıyor yani. İşte Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'si, işte Sünnisi, Lazı. Yani ayrım yapmadan hepsini
bütünle kucaklıyor yani. Yani bu gidişat resmen Türkiye'yi uçuruma götürdü. Şu an uçurumun dibindedir. Onun için bir an önce bu sistemin gitmesi lazım. Selahattin Demirtaş aday olması lazım. Olmazsa bunu ya zaten altına masa daha kendi adayını bile çıkartamıyor. Onun için yani bir an önce Selahattin Demirtaş olması lazım.